Sevgili kuş dostları, merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bunlar benim geçen sene aldığım yavrulardan. Benekli ve Mandalin adları. Bunlarla ilgili ben birçok video çektim bugüne kadar. Takip eden arkadaşlar zaten bunları biliyorlardır. Kanalımızla ilk kez tanışan arkadaşlar da böylece kuşlarımızı da görmüş oluyorlar. Onlarla tanışmış oluyorlar. Benekli ve Mandalin. Şu an yuvalıkta olan, yuvalıkta uğraşan sarılı beyaz renkleri olan kanarya, o benekli arkadaşlar, dişi olan 10 aylık oldu şimdi o. Diğer turuncu olan da mandalin, erkek kanaryamız, o da 11 aylık. Aralarında 1 aylık bir fark var. Artık bunlar üreme yetişkinliğine ulaştıkları için ben bunları bir araya attım. Mandalin de son zamanlarda zaten dik ötümlere, keskin ötümlere başlamıştı ki bu erkek kanaryalarda kızgınlığın en önemli belirtilerinden biridir. Bu şekilde böyle erkek kanaryalar dik ve sürekli ötümlere geçer arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle mandalin arada yuvada oturmayı, yuvada böyle biraz takılmayı seviyor. Ama yuvayı esas olarak benekli ördü arkadaşlar. Ben de zaten bu videoyu özellikle bu şekilde çekmek istedim. Beneklinin ilk ördüğü yuva arkadaşlar bu. Ve daha önce hiçbir şekilde bunu görmediği, bilmediği halde muazzam bir yuva ördü arkadaşlar. Birazdan onu kafesten alıp size göstereceğim. Tabii böyle bir yuvada yumurtadan çıktı, böyle bir yuvada büyüdü ama arkadaşlar bu şekilde örebilmesi, bu şekilde yuvasını inşa edebilmesi bence büyük bir mucize. Tabii şimdi alacağım arkadaşlar ve devam edeceğim videoya. Yuvalığı alacağım kafesten. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Beneklinin bahsettiğim yuvası bu. Tabii şimdi bir kuşun yuva örmesi doğal, sıradan bir şey gibi gelebilir. Ama bakmak ve görmek çok farklı şeylerdir. Ben böyle kuşlarıma bakarken, onların böyle gelişimlerini izlerken arkadaşlar, onlardaki o inanılmaz programı, inanılmaz arkadaşlar bu güdüleri çok büyük bir hayretle izliyorum. Onlardaki bu programlanmış bilgi, yüklenmiş bilgi arkadaşlar çok hayretle izliyorum. Bakın. Benekli de dediğim gibi daha önce hiç bir yuva görmemesine rağmen ne kadar muazzam bir yuva ördü arkadaşlar, görüyorsunuz. Kendisine verdiğim iplikleri harika bir şekilde böyle dairesel şekilde arkadaşlar yuvasına koymuş. Ve verdiğim pamukları da arkadaşlar zaten ben bu şekilde böyle hani iplikleri birbirine tuttursun, daha sağlam bir inşası olsun diye arkadaşlar zaten veriyoruz bu pamukları. Onları görüyorsunuz arkadaşlar, ipliklerin arasında böyle orantılı bir şekilde, homojen bir şekilde arkadaşlar dağıtmış ve gerçekten de çok sağlam, harika, güzel bir yuva örmüş. Pardon. Bu arkadaşlar ortasında keçe parçası dikkatinizi çekiyor olabilir. Onu da arkadaşlar diktim. Böyle dikkatli bakarsanız iplikleri görebilirsiniz. Bazen arkadaşlar soruyorlar, abi kanaryama, kuşuma yuvalık taktım, keçe koydum ama sürekli keçesiyle oynuyor. Keçesini yerinden çıkarıyor, oynatıyor diyenler oluyor. Bu şekilde arkadaşlar iplikle sabitlerseniz, başka bir yapışkanla falan değil arkadaşlar, böyle yapanlar da oluyor. Soruyorlar, abi böyle yaptım falan, doğru mu? Kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bu şekilde iplikle sabitlerseniz çok güzel sonuç alırsınız. Beneklimizin ördüğü muazzam yuva bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz.